ihtiyacımız olan kalıcı, istihdam yaratan, katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknolojik ürünlerin, kiloda hafif, pahada ağır olan üreten bir ekonomiye ihtiyacımız ortadayken kalkmışız üniversitelerde yardımcı doçent kadrosu olmasaymış iyi olurmuş. Efendim şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya diye koca koca rektörlerin huzurunda ahbaplarıyla yakınlarıyla yapılan görüşmelerde bunun ne kadar önemsiz, ne kadar gereksiz bir şey olduğunu duyunca rektörlere şunu bir kaldırın artık talimatıyla şu meclis, şu yüce meclis bu kadar yoğun gündemin yanında biz bunları konuşuyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, bize getirilen söz konusu değişiklik bir kere sadece adına doktora öğretim üyesi diyerek isim değişikliğinden öte bir takım kadro değişikliğinde ya da kadroya alımlarda hatta tam tersine kadroların siyasallaşmasına ve rektöre ve dekana biat kültürünü öne çıkaracak bir kadrolaşmanın önünü açacak bir düzenlemeden öte hiçbir şey değil. Bakın değerli arkadaşlar, bu elimdeki OECD raporu ARGE 2015 yılı 2016'da 0.94. Türkiye 33. sırada OECD ülkeler arasında ve OECD ortalamasının 1/3'ünü biz gayri safi milli hasıladan ARGE'ye aktarıyoruz. Üniversitelerin geldiği durum bu. ARGE'ye yapılan harcamalar ortada. Türkiye üniversiteleri bir çöküşün içerisinde. Atanan rektörler üzerinden bir biat kültürü hepimizin malumu. Ve atanan rektörler üzerinden artık umudunu yitirmiş, bilimsel özellikten vazgeçmiş, artık araştırma, geliştirme, proje üretmekten bile imtina eden, üzerine ölü toprağa serpilmiş üniversiteleri biz yardımcı doçent kadrosunu kaldırarak falan da değil, adını değiştirerek böyle bir palyatif geçici yukarıdakinin dileği yerine gelsin, yukarıdakinin dilekleri, arzuları, istekleri yerine gelsin diye bu yüce meclis bunları konuşuyor. Değerli arkadaşlar, son sözüm yazıktır diyorum, günahtır diyorum. Bu ülkeye yazıktır, üniversitelere yazıktır, Türkiye'nin geleceğine yazıktır.